Merhabalar. Öncelikle tüm katılımcılarımıza bu cumartesi günü değerli zamanlarını seminerlerimiz için ayırdığı için teşekkür ederiz. Katılımcı sayımız artıyor. Ben o arada bir giriş yapayım. Ülkemizin de üyesi olduğu EuroHPC ortak girişiminin projelerinden biri olan EuroCC projesinin ülkemizdeki katılımcıları olarak TÜBİTAK Ulakbim Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte ülkemizdeki yüksek başarımlı hesaplama, yüksek başarımlı veri analizi, sesim gelmiyor mu? Seste bir sorun yok Feyza Hanım. Devam edebilirsiniz. Tamam. Ülkemizdeki yüksek başarımlı hesaplama, yüksek başarımlı veri analizi ve yapay zeka alanındaki yetkinliklerimizi ortaya çıkarmak, yetkinliklerimizin artırılması için çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Daha önceki seminerlerimizde detaylı olarak EuroCC projesinin tanıtımını aslında gerçekleştirdik. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen katılımcılarımız EuroCC'nin YouTube kanalı üzerinden geçmiş seminerlere de erişebilirler. Bugün sizlere ülkemizde 2003 yılından itibaren hizmetimize, araştırmacılarımıza hizmet veren ülkemiz yüksek başarımlı hesaplama merkezlerinden biri olan Türk Ulusal Bilim Altyapısı, yani sizlerin TURBA olarak bildiği TURBA'ya nasıl üye olabiliriz, giriş seviyesinde bunları nasıl kullanabiliriz gibi sorularınıza cevap bulabileceğiniz bir seminer planladık. Seminerin üç ana kısmı var. Bu kısımlara aslında bağlı kalmaya çalışacağız. Sunum sırasında soru sormak isterseniz chat yerine question and answer kısmından aslında sorularınızı Q&A kısmı var. Buradan sorularınızı sorabilirsiniz. Ya da el kaldırabilirsiniz. Uygun zaman dilimlerinde ve sunum sırasında Hakan Bey'e sorularınız iletilecektir. Ben biraz daha lafı uzatmadan semineri gerçekleştirecek olan Doktor Hakan Bayındır'a sözü bırakmak istiyorum. Hakan. Herkese merhaba. Öncelikle sunumumuzu açalım. Herkes görebiliyor mu şu anda? Evet, görebiliyoruz ama seni göremiyoruz Hakan. Onu da açalım. Ben bunu açtığım zaman kendi ekranımı açamıyorum sanırım. Şöyle baştan deneyeyim o zaman. Şimdi görebiliyor musunuz beni? Evet, görebiliyoruz. Tamam. Merhaba Hakan. Sözü Merhaba. sana bırakıyorum bundan sonrasında. Tamamdır. Ben Hakan Bayındır. Bugün sizlere Turba 101 anlatacağım. Turba'dan bahsedeceğim. Nasıl üye olabiliriz, nasıl iş çalıştırabiliriz, nasıl verimli şekilde kullanabiliriz, bazı temel bilgiler vereceğim. Bu bilgilere geçmeden önce süper bilgisayarlar nedir? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Biraz onların özelliklerini, onları diğer bilgisayarlardan ayıran şeyleri konuşacağız. Ondan sonra da Turba'nın mimarisi, üyelik süreci, bağlantı ve iş çalıştırma gibi konulara bakacağız. Öncelikle süper bilgisayar nedir? Süper bilgisayar performansı çok yüksek bilgisayar sistemleridir. Bu bilgisayarlar tek bir tür değildir. Yani bir üreticiye gidip ben bir süper bilgisayar istiyorum dediğinizde size bir kutuyla ya da bir set halinde alın bunu kurun kullanın diye bir şey veremezler. İhtiyaçlarınıza göre birden fazla bilgisayardan oluşurlar ve ihtiyaçlarınıza göre tasarlanması gerekirler. Bu bilgisayarların en büyük özelliği saniyede çok fazla kayar nokta işlemi yapabilmeleridir. Kayar nokta işlemi dediğimiz şey içinde virgül olan, tam sayı olmayan, hesaplaması normalde bilgisayarlar için daha zor ve daha meşakkatli olan işlemlerdir. Bu işlemleri işlemciler, ekran kartları ya da amaca özel hızlandırıcılar ile yapabilirler. Bu işlemcilere, bu işlem birimlerine gerekli veriyi sağlayabilmek için arkalarında bu veriyi sağlayabilecek hızda bir depolama sistemi bulunmalıdır. Ve bu bilgisayarlar işleri genelde bölerek yaptıkları için aralarında çok hızlı şekilde konuşabilmeleri gerekir. Bütün bu donanımı inşa ettikten sonra da bu donanımın özelliklerini kullanabilecek kütüphaneler ve yazılımlarınız olması gerekir. Bunları birleştirdiğiniz zaman bir süper bilgisayar üzerinde çok yüksek hızda zor hesapları gerçekleştirme şansınız olur.
Tek bir tür değildirler demiştik. Peki nasıl yapılırlar? Gereksinimlere göre ölçeklendirilebilirler. Tek bir kabin tutabilir. Sağ tarafta bir fotoğraf görüyorsunuz. Orada yarım olan kabinler var. Sağda en size yakın olan. O bir süper bilgisayar olabilir belli bir problem için. Ya da bu koridorun tamamını kullanabilirsiniz. Ve yine de işinizi gerekli hızda, gerekli doğrulukta çözemeyebilirsiniz. Ha, diyeceksiniz ki o zaman daha çok bilgisayar alalım. Daha çok bu bilgisayardan süper bilgisayar alalım. O da her zaman çok mümkün değildir. Bu makinaları koyacak yere bunları soğutabilecek kadar soğutma sistemine, bunların ağırlığını taşıyabilecek bir zemine ve bunlara sağlayabileceğiniz elektriğe ihtiyacınız var. O yüzden olabildiğince küçük bir makine alıp problemlerinizi çözmeniz sizin açınızdan daha yararlıdır. Bununla beraber teknoloji geliştikçe süper bilgisayarlar küçülmektedir. Nasıl küçülmektedir? Turbanın 2006-2007 yılında aldığı 4 kabine, 5 kabine yaydığı bir sistem 2020 yılına gelindiğinde yarım kabinden daha fazla yer tutmamaktadır. Ama bununla beraber madem daha fazla hesabı aynı yerde yapabiliyoruz, aynı ölçekte yapabiliyoruz dendiği için problemler gittikçe büyümektedir. Yani problemler zorlaştığı için daha küçük süper bilgisayarlar kullanamıyoruz. Aksine yerini çok fazla genişletmeden daha çok işlem yapmayı hedefliyoruz. Peki, nedir bu zor problemler? İklim modelleme, hava tahmini bunların başında gelir. Kuraklık tahminleri, iklimin nasıl değişeceğiyle ilgili dünya çapındaki tahminler çok fazla işlem gücü gerektirir. Ürünlerin tasarımında, araba, uçak vesaire gibi şeylerin tasarımında kullanılan akışkanlar dinamiği veya daha küçük sistemlerde partiküllerin nasıl hareket ettiğini inceleyen akışkanlar problemleri de yüksek başarılı hesaplamanın alanındadır. Yüksek hızda veri analizi, işte bu veri madenciliği olabilir, başka büyük bir sistemden gelen veriler olabilir. Bunların analizi, bunların nereye doğru gittiği veya ne yapabilecekleri ilgili şeyler. Borsa da, yüksek hızlı borsa da bununla ilgilidir. High frequency trading dediğimiz konu. Bu da çok yüksek hızda hesaplama gerektirmektedir. İlaç tasarımı, çok fazla şeyin denenmesi gerektiği için, çok fazla simülasyon gerektirdiği için yine süper bilgisayarların alanına girer. Büyük veriyle veri madenciliği, Twitter'da insanlar ne demiş, insanlar ne yapmışlar, nereye, trendler nereye gidiyor, ne düşünüyorlar gibi sorular veya marketlerin bu ürünleri neyin yanına koyarsak daha çok satarız sorusunun cevabı. Yapay sinir ağlarının eğitilmesi, makine öğrenmesi, yapay zeka zaten bu günlerde çok meşhur, herkes biliyorsunuz. Görüntü işleme konuları, işte trafik analizi veya aradığınız bir şeyin daha karmaşık bir görüntü içerisinde bulunması gibi şeyler de yine süper bilgisayarların alanına giriyor. Süper bilgisayarlar genel olarak bizim görmediğimiz yerlerde oldukları için hani kimin ne kullandığı çok fazla bilinmiyor ama herkes bir şekilde yani gittiğiniz marketler zincirinden trafiği daha efektif düzenlemek isteyen şehirlere kadar, belediyelere kadar herkes bir şekilde bu teknolojilerden artık yararlanıyorlar. Turbaya geçmeden önce benim temel olarak süper bilgisayarlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hani, daha sonrasında daha iyi bir turbayla ilgili daha iyi bir temel olması için aklınızda kalan sorular varsa burada süper bilgisayarla ilgili olan soruları alabilir. Ondan sonra da turba kısmına devam edebiliriz. Şu anda süper bilgisayarlarla ilgili question and answer kısmında bir sadece Truva ile ilgili bir soru görünüyor. Ama chatte şöyle bir şey var. Hocam ilaç tasarımı için normal bilgisayarların kullanılamayacağını belirttiniz. Bu bilgiyi söylemenizin sebebi moleküler simülasyonların gerçekleştirmede düşük nanosaniyelerde kalınması mı? Diye bir sorumuz var. Tam olarak öyle. Yani atomik seviyede veya moleküler seviyedeki simülasyonlar ciddi şekilde zaman alan simülasyonlar. Ve bunların bir tanesini değil binlercesini denemeniz gerekiyor. Yani elinizde bir molekül var. Bunun belli olabilir varyantları var. Veya ben çok uzman değilim ama konuştuğum ve okuduğum kadarıyla söyleyeyim. Bunların
makine tarafından tahmin edilen evrim yönleri var. Yani bu molekül uymuyor, bu şekilde olursa uyar mı? Veya elimizde böyle bir virüs var, bu virüs nereye doğru evrilir? Küçük bir ölçek için her şey hızlıdır. Yani bir moleküler simülasyonun bir tanesini siz bir günde yapıyor olabilirsiniz makinenizde. Ama bunun bin tanesini yapmak istediğinizde veya bunların evrimlerini çalışmak istediğinizde, uzun sürelerini çalışmak istediğinizde makineniz yetersiz kalacaktır. Böyle bir durumda daha kuvvetli makinelere ve daha çok makineye ihtiyacınız olur. Öyle durumlarda Truva gibi süper bilgisayar yapılarına ihtiyaç duyarsınız. Bir başka sorumuz geldi. Süper bilgisayar... Sorular çok fazla geldi birdenbire. Süper bilgisayarlar kuantum bilgisayarlar mı oluyor, yoksa normal bilgisayarların belirli işler için üretilen soruyu, yeni soru geldiğinde eski soruyu kaybediyorum. Üretilen güçlü olanları mı? Anlaşıldı mı? Tekrar okuyayım mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Kuantum bilgisayarlar tamamen ayrı bir konu, tamamen bir farklı araştırma konusu ve tamamen farklı şekilde çalışıyorlar. Süper bilgisayarları oluşturan bileşenler aslında normal sunucular. Ama bu sunucuların bellek miktarı çok fazla, işlemci kapasitesi çok yüksek. Olabildiğince ufak yapılarda, bir alana çok sığdırmak için mümkün olduğunca ufak kasalar içerisinde üretiliyorlar. Ve aralarında hızlı konuşulabilmeleri için özel ağ kartları ve depolamaya hızlı bağlanabilmeleri için özel yine ağ kartları kullanıyorlar. Aslında birden fazla çok hızlı bilgisayarın birleşmesinden oluşturuluyor. Yine benzer bir soru var Hakan. Süper bilgisayarlar altyapısında hep aynı özellik temel olması gerekiyor. Genelde sistemlerin homojen olması avantajlıdır. Ama bütün sistemler homojen olmak zorunda değildir. Truva kısmında bahsedeceğiz. Truva nispeten farklı sunucu ailelerinden ve jenerasyonlarından oluştuğu için heterojen sistemlerdir, ama bir işinizi verimli olarak çalıştırmak istiyorsanız aynı özelliklere sahip eş bilgisayarlar üzerine dağıtmanızda fayda vardır. Yine benzer bir soru. Süper bilgisayarlar qubit sistemi üzerine mi, yoksa klasik bit sistemi üzerine mi kurulu? Klasik bit sistemi üzerine çalışıyoruz. Normal bilgisayarlarla, normal işlemcilerle çalışıyoruz. Süper bilgisayarları kullanabilmek için kesinlikle paralelleştirme adına kodlama yapmak gerekli mi? Şöyle, iki türlü işinizi paralelleştirebilirsiniz. Ya probleminizi bölersiniz, paralel olmayan bir hesaplama programına parça parça olarak verirsiniz. Yani daha büyük bir matrisi, eğer birbirlerine bağımlı değillerse, örneğin Monte Carlo simülasyonu gibi, aynı programın bin tane kopyasını çalıştırabilirsiniz. Birbirlerinden haberleri olması gerekmez. Ama daha büyük, işte finite element, boundary element, iklim modelleme gibi birbiriyle etkileşen iş parçaları üzerinde çalışıyorsanız paralelleştirmek zorundasınız. Öbür türlü makinaları doğru ve verimli şekilde kullanmanız pek mümkün değil. Network hızı ne kadar olmalı aralarında ve storage ile olması gereken hız? Sanırım burada storage'ın IOPS değerlerinden bahsedilmiyor ama sunucuların storage'a olan erişiminden bahsediliyor olarak anlıyorum. Hakan Bey, eğer farklıysa tekrar yorum yazabilirsiniz. Yani bu sizin işinizin yapısına bağlı. Yani eğer ortada paylaştığınız çok fazla veri yoksa, veriyi makinalara dağıtıp çok hani makinenin üzerindeki veriyle çalışabilirsiniz. Eğer ortada paylaştığınız bir şey varsa, bu ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur. Truva'da 40 gigabit civarlarında, yine InfiniBand üzerinden bağlılar. 100 gigabit veya daha yukarı şeylere de çıkabilirsiniz. Gecikme sürelerinin de az olması önemli. O yüzden Ethernet yerine InfiniBand tercih ediyoruz. Detaylı olarak konuşacağız. Ama saniyede 40 gigabit ve üstü gibi hızlar düşünebiliriz. Veya real bir gerçek bilgisayardan, süper bilgisayardan bahsediyorsak bugünün şartlarında. Bir başka sorumuz, taşınabilir laptoplarda performans açısından dikkat etmemiz gereken şeyler nedir? Süper laptoplar gibi bir tanım var mıdır? Truva'ya iş atmadan daha ulaşılabilir makineler var mıdır? Taşınabilir bir
taşınabilir bir bilgisayarda çok yüksek performans istiyorsanız taşınabilir iş istasyonu kavramına bakmanız gerekiyor. Taşınabilir iş istasyonları genelde sunucu seviyesi donanımlarla geliyorlar. Aynı şekilde masaüstü iş istasyonları da aynı şekilde yüksek performanslar normal bilgisayarlara göre. Ama taşınabilir iş istasyonu ürettiği ısı, gerektirdiği elektrik dolayısıyla bir noktadan sonra çok taşınabilir olmuyor. Ama hani belli bir noktaya kadar kullanabileceğiniz sistemler. Sorunun ikinci kısmı, yani eğer turba gibi bir sisteme ihtiyaç, turbanın uzun sürede çözeceği bir problemle uğraşıyorsanız, bunu kendi üniversitenizde veya kurumunuzda bu altyapıyı kopyalamaktan başka şansınız yok. Turba'da çalışmaktan başka veya başka bir süper bilgisayar merkezinde çalışmaktan başka. Ama daha küçük ölçekli problemlerle çalışıyorsanız belli bir noktaya kadar iş istasyonlarıyla problemlerinizi çözebilir, birçok şeyi sonucunu bulabilirsiniz. Özellikle ekran kartı kullanıyorsanız ve işiniz ekran kartı üzerinde hızlandırılabiliyorsa. Devam edelim. Aslında epey bir sorumuz var. Merhaba, MATLAB gibi lisanslı programları bu süper bilgisayarlarda nasıl kullanabiliyoruz ya da kullanabiliyor muyuz? Turbo özelinde konuşmak gerekirse Turbo özelinde kullanabiliyorsunuz. Bunun için kendi MATLAB lisansınız olması gerekli. Bu lisansın bir floating lisans olması gerekli. Bu floating lisans genelde kampüs lisanslarının içinde oluyor. Üniversitelerden gelen araştırmacılarımız kendi kampüs lisanslarına bize erişim sağlıyorlar. Biz o kendi kampüs lisansları üzerinden MATLAB çalışmalarına olanak sağlıyoruz. Ne MATLAB kurulumunu ne de MATLAB lisansını araştırmacılar arasında paylaşmıyoruz. Herkes kendi lisansını kullanıyor. MATLAB'ın desteklediği başka çalışma yöntemleri de var. MATLAB'ın kendi bir süper bilgisayar kurulumu yapısı da var. MATLAB'ın kendi arayüzünden kümeye gönderdiği sonuçları alabildiğiniz, benim çok deneyimim olmadığı bir yapısı var. Sonuç olarak MATLAB'ı süper bilgisayarlarda kullanmak mümkün. Bunun da birkaç yolu var. Turbo'da da mümkün ama lisansınız olması gerekli. Evet. Şimdi Turbo ile ilgili birkaç soru var. Onun haricinde başka bir şey var mı diye sormuştum. Aslında Hakan Bey cevap vermiş. Storage için hem IOPS'ı hem de bağlantı hızı olarak sormuştum demiş. Baktığınız zaman depolama hızımızın hızı 80 GB per second olarak ölçüyoruz. Burada yüksek performanslı bir depolamamız bulunuyor ve bu depolama alanı tüm nodlar arasında paylaşılıyor ve sizin aslında girdiğiniz user interface makinaları da bu nodlara iş gönder. Orada kurduğunuz kendi disk alanınızı, kullandığınız disk alanı diğer nodlar arasında paylaştırılmış durumdadır Hakan Bey. Yine storage'lar, yani storage nodlarımız da InfiniBand bağlıdır. Bir başka soru Hakan. Zeminin kısıtlı olduğu bir yerde sunucu sayısını arttırmak için farklı lokasyonlardaki süper bilgisayarların birlikte kullanılabilmesi mümkün müdür? Farklı lokasyonlar eğer aynı bina içinde diye konuşuyorsak belli bir noktaya kadar evet. Farklı alanlardan, farklı coğrafi konumlardan, aynı şehirde iki farklı yerden bahsediyorsak buradaki sorunun cevabı hayır. Yani her kısıtlı alandaki makine kümesini bir süper bilgisayar olarak düşünürseniz kullanabilirsiniz. Ama eğer iki coğrafi konum arasında veri taşıma veya bilgisayarlar arasında iletişim kurmak isterseniz orada kaybedeceğiniz hız çok fazla. Yani aslında şöyle de diyebiliriz, süper bilgisayar dediğimiz şey şu anda çok popüler olarak görünüyor. Baktığımız zaman süper bilgisayar olarak adlandırılan şeyler aslında güçlü donanımların, güçlü sunucu donanımların bir araya gelmesiyle oluşturulan genellikle Linux işletim sistemi üzerinde çalışan yapılar. Aslında bunlara yüksek başarımlı hesaplama kümeleri demek daha doğru bir kavram oluyor ama bunların hız faktörleriyle, yani toplamda bütün olarak çalıştığı zaman elde edilen performansla birlikte işte belli listelere girmesi ve süper bilgisayar olarak adlandırılmaları da mümkün oluyor.
Ben araya böyle bir giriş yapmak istedim aslında, ekleme yapmak istedim. Turuba ile ilgili birkaç soru var. Turuba bilgisayarları fiziksel olarak nerededir diye bir sorumuz var. Hakan, aslında Ankara'da Evet. Turbo bilgisayarları fiziksel olarak da şu an semt olarak baktığınızda Çankaya'da yok kampüsünde şu anki Turbo bilgisayarları. Ülkemizde ne kadar HPC merkezi var diye bir sorumuz var. Aslında ülkemizde ulusal yüksek başarımlı hesaplama merkezi olarak baktığınız zaman devletimiz tarafından desteklenen iki tane büyük ulusal hesaplama merkezi var. Bunlardan bir tanesi Turuba, diğeri de ulusal hesaplama merkezi olarak geçen İTÜ UHEM. Bunlar akademiye hizmet veren hesaplama merkezleridir. Ama bunların yanı sıra üniversitelerimizde, araştırma merkezlerinde, mükemmelliyet merkezlerinde, farklı kamu kurumlarında da farklı farklı amaçlar için kullanılan yüksek başarılı hesaplama merkezleri bulunuyor. Bunların her biri özelleştirilmiş olarak, özellikle savunma sanayi şirketlerinin de kendi bünyelerinde bulundurduklarını biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizde aslında şu anda araştırmacıların hizmetinde olan ve tüm araştırmacılara hizmet veren ana iki tane yüksek başarılı hesaplama merkezi var diyebiliriz. Orhan Bey'in bir sorusu var. Turuba'da kuantum hesaplama yapabilecek ortam sağlanabiliyor mu? Şu anda bünyemizde kuantum bilgisayar veya kuantum simülatörü denilen cihazlardan maalesef yok. Ama belki performansı ne kadar olur bilmiyorum ama hani kuantum bilgisayarları simüle eden normal bilgisayar üzerinde çalışan bazı yazılımlar olduğunu hatırlıyorum. O tarz bir şey kurulup belki bir şeyler denenebilir. Ama hakiki bir kuantum simülatörümüz veya gerçek bir kuantum bilgisayarımız yok. Hasan Bey'in şöyle bir talebi var aslında, bizlerden talebi. Anladığım kadarıyla 13 tane beğeni almış ve altında bir yorum da var. O da 6 tane beğeni almış. Bizim de planlarımız dahilinde Turuba üzerinde yüklü olan programların Turuba ile kullanımı üzerine ayrı ayrı partlar halinde tanıtım videoları çekebilir misiniz? Ve böyle bir, Seyfettin Bey de buna bir yorum yapmış. Böyle bir video serisi yararlı olacaktır. Böyle bir seriyi çekmek bizim planlarımız dahilinde. Hatta bu seminerlerin de aslında belirli kısımlarının Turuba'ya ayrılmasının temel sebebi bu. Şöyle, çok çeşitli uygulama var ve biz aslında şu an itibariyle bunların ana kullanıcısı, bu uygulamaların ana kullanıcısı değiliz. Ama bu programlar nasıl yüklenir ya da işte nasıl iş gönderilir Sulun tarafında, şimdi bundan sonraki kısımda Hakan Bey detaylı olarak size aktaracak. O kısma başladığımız zaman aslında en azından giriş seviyesinde bunları görebileceksiniz. Ama bu talebinizi biliyoruz ve biz de buna cevap vermeye çalışacağız Hasan Bey. Aslında EuroCC projesiyle özellikle aramıza katılan yeni araştırmacı arkadaşlarımız var. Onların da katılımıyla, ki onlar alandan doktoralı arkadaşlarımız, bu programları biraz daha kullanıcı tarafına kaymış oluyoruz. O açıdan bu videoları hani daha yakın bir tarihte şey yapabiliriz, hizmete alabiliriz diye düşünüyorum. Evet, aslında Truba bir proje olarak destekleniyor. Onur Bey'in söylediklerine ek olarak ve bu projede de hem EuroCC projesi kapsamında hem de Truba projesi kapsamında bizim aslında araştırmacıları da destekleyecek düzeyde bir merkez haline gelmemiz söz konusu olacak. EuroCC projesiyle bunun adımlarını attık ve devam edeceğiz görünüyor. Bir başka soru, Turuba altyapısına ulaşmak çok karmaşık geliyor. Acaba Colab veya Kaggle gibi notebook üzerinden bu altyapıya ulaşmayı mümkün kılabilir misiniz? Böylece araştırmacılar altyapıya değil, araştırmaya odaklanabilir. Teşekkürler Hakan Bey. Şimdi zaten farklı erişim metotlarını ileride konuşacağız. Daha kolay erişimi sağlayan bir on-demand arayüzü
üzerinde çalışıyoruz. Şu anda beta olarak var. Ama belli şekillerde kullanıcı kaydı olması gerektiği için başka dışarıda bir arayüze bağlantı kurup herkesin rahatlıkla erişmesini sağlamamız şu an için çok olabilir görünmüyor. Hani en azından bir üyeliğe ihtiyacımız var. Üyeliğin detaylarını zaten birazdan konuşacağız. Ama kullanıcıların erişimini kolaylaştırmak bizim de gündemimizde. Bunun için de on demand'i geliştirmeyi düşünüyoruz. Tamam. Hakan Bey, Truba'ya kayıtlıyım. Sizden ricam, bir program nasıl yüklenir, nasıl çalıştırılır? Output dosyası kendi bilgisayarıma transfer edilir. Bunun küçük bir örneğini yapabilir misiniz? Bir BETİK dosyasını nasıl oluşturacağımızı anlatırsanız memnun olurum. Zaten bir sonraki session'da bunları sizlere anlatıyor olacak Hakan Bey. Bir başka soru, Truba altyapısında kullanılı programların olduğu bir liste var mıdır? Kullanıcı diskimize ihtiyaç duyduğumuz programları kendimiz yükleyip iş gönderebilir miyiz? Teşekkür ederim. Aslında Truba'da yine bir sonraki kısımda Hakan Bey aktaracak. Modül uygulaması sayesinde bu listeyi siz Truba'ya login olduğunuzda görebiliyorsunuz ve kendi kullanıcı disklerinize ihtiyaç duyduğunuz uygulamaları yükleyebilip iş gönderebiliyorsunuz. Detaylı olarak göstermiş olacak Hakan Bey. Truba'yı kullanmak için ne kadar ücret ödüyoruz? Truba, akademik araştırmacılara ücretsiz olarak hizmet vermektedir Ebru Hanım. Eğer dışarıdan bir araştırma altyapısı olarak strateji bütçe başkanlığı tarafından desteklenen bir projedir. Ve tüm ülkemizdeki akademisyenlere ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Truba için Levrek 1 Ulak BIM GovTR arayüz sunucusuna erişemiyorum. Geçici bir sorun mudur? Erişim metotları ile ilgili de Hakan Bey bilgi verecek. Şimdi şu anda bulunduğunuz ağdan bağlantı izniniz olmayabilir. Dolayısıyla Hakan Bey'in sunumundan sonra sanırım buna cevap bulacağız Salih Bey. Hasan Bey'in bir sorusu var. Kuantum bilgisayarlar çok düşük sıcaklıklarda çalışıyor işlemcileri bildiğim kadarıyla. Bu bilgisayarları uzayda çalıştırmak imkanı, kurmak imkanı iyi olur mu? Yani benim aklıma bununla ilgili gelen bir iki tane spekülatif cevap var. Evet, ısı olarak avantajlı olsa da radyasyon açısından çok bu sistemlere dost olmayacağını düşünüyorum uzay ortamının. Belki bir hani radyasyon engeli de geçilebilirse belki, ama bilgim olan bir konu değil, daha fazlası spekülasyon olur. O yüzden daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yurt dışından biri farklı uyruklu Truba'ya bağlanabilir bu süper bilgisayarlara. Bunun için kayıt ve şartlar nedir? Cihat Bey'in isterseniz ben cevaplayayım bunu. Normalde Truba'ya, evet Truba ülkemiz araştırmacıları için hazırlanmış bir altyapıdır. Truba'da bizim ülkemizde çalışan yabancı uyruklu bir araştırmacı eğer bizim herhangi bir üniversitemizde hoca olarak çalışıyorsa çalışabilir. Yurt dışından yabancı farklı uyruklu biri Truba'ya bağlanabilir mi sorusuna da birlikte bir proje yapılıyorsa geçici süreyle bağlantısı mümkün olabilir, ama asıl amaç Türkiye'de çalışan araştırmacılara yüksek başarımlı hesaplama altyapısını sunmasıdır. Derya Hanım, Truba'da kullanıcı olmak için ne yapmamız gerekiyor ve kullanıcılar için dataları depolamak için ne kadar alan sağlanıyor diye bir soru var. Bunu da birazdan öğreneceğiz. Derya Hanım detaylı olarak aktaracak Hakan Bey. Buse Hanım, atılan işler bazı klasterlarda kullanıcı önceliklerinden dolayı çok bekliyor. Truba'ya atılan işler için kişi, grup ya da kurum öncelikleri var mıdır ya da kullanıcı privilege?
Truba'ya atılan, yani araştırmacı olarak bağlandığınız zaman herkes eşit şartlarda Truba'ya bağlanabilmektedir. Ve bunu aslında Hakan Bey de anlatacak. Normalde farklı ülkelerdeki farklı hesaplama merkezlerine baktığınız zaman durum bu şekilde değildir. Ama bunun yanında ARDEP, BAP gibi zaman planlı projeler bulunmaktadır ve bu projeler wikitruba.gov.tr adresinde de /ardep adresinde görüleceği gibi projeleri kapsamında belirli bir cüzi sadece elektrik iklimlendirme gibi maliyetlerinin olduğu bir ücretlendirme ile Truba'dan hizmet almaktadır. Truba'dan hizmet alan bu projeler için önceliklendirme vardır. Evet. Arka plan sesi geliyor ama EuroCC Özgür Bulan bir sorusu var Hakan. EuroCC projesi kapsamında yakın zaman içinde Truba kaynakları geliştirilerek kullanıcılara daha fazla CPU imkanı sağlanacak mı? Zaman zaman işlerin kuyrukta uzun süre beklediği oluyor. Bununla ilgili yakında bir şeyler olacak ama çok da detay vermeyelim, ama kaynaklarımızı tabii ki her zaman yaptığımız gibi her sene geliştiremesek de periyodik olarak arttırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Evet, bu sene içerisinde pratikte bir kaynak arttırımı planımız var yakın zamanda Oğuz Bey. Merhabalar. Her hesap için belirli saatler vardır. Saatler sınırı bitince ne olacak? Truba kullanabilecek miyiz? Bu sorunun cevabı da sunum içerisinde olacak. Şöyle yapalım, istersen sunuma geçelim. Gerçi bir tane açık soru kalmış, onu da okuyayım. Daha sonra sunumuna geçelim. Çünkü ara vaktimizi de yedik aslında. Evet. Şu anda kendi tercih ettiğimiz programları kullanabilmek için Home Directory'mizde compilation yaparak 5 RC içerisinde gerekli library pathlerini oluşturuyoruz. Bu compile süreçleri zahmetli ve konfigürasyonları zor olabiliyor. Yum RPM paketlerini non-privileged user olarak kendi lokasyonumuzda kurmaya yönelik bir yöntem var mıdır? Sanırım bu da sunumun içerisinde bahsedecek misin Hakan? Bunu? Sunumun içerisinde bahsedeceğim. Çok teknik olarak dokunmayacak ama teknik kısımlarını burada söyleyeyim. Yum paketlerini normal kullanıcı olarak kendi kullanıcı web izinlerinize kurmanız zaten mümkün değil. Bunlar sistem seviyesinde paket yöneticileri. Paketlerin paket yöneticileriyle kurulmasının yarattığı problemleri de sunum içinde bahsedeyim. İlgili yani. Bence başlayabiliriz. Sorulara devam ederiz sonra. Tamam, oldu. Şimdi madem süper bilgisayarlardan bahsettik, biraz da hakkında sohbet ettik. O zaman Truba özelinde konuşmaya başlayabiliriz. Truba öncelikle neye benzer, nasıldır, hangi mimaride yapılandırılmıştır ona bakalım. Truba kuyruk temelli bir kümedir. Kullanıcıların bağlanması için ortak bir kullanıcı arayüzü vardır. İşlerinizi kuyruk yöneticisine gönderir ve unutursunuz. Truba'da birden fazla özelleştirilmiş kuyruk vardır. Farklı amaçlara, farklı ihtiyaçlara hizmet ederler. Bütün Truba kümesi InfiniBand ağ bağlantısıyla sıkı şekilde bağlıdır ve arkasında yüksek hızda bir Lustre dosya sistemi vardır ve bu dosya sistemi de yine InfiniBand ile makinalara bağlıdır. Bahsettiğimiz gibi Truba farklı yıllarda farklı kaynak alımlarıyla oluşturulduğu için farklı özelliklere sahip sunucu setlerinden oluşur. Bu mimarinin en güncel çizimi bu şekilde. Yukarıda internetten OpenVPN ile geliyorsunuz kümenin içerisine. Eğer üniversitenizden geliyorsanız OpenVPN'e uğramanıza gerek yok. Üniversiteleri açık. Daha detaylı zaten konuşacağız. Birkaç tane arayüz makinamız var. Bunlardan Levrek 1'i şu anda aktif olarak kullanıyoruz. Ve web arayüzü üzerinden yine belli hizmetler sağlayan bir on-demand arayüzümüz var. Bu da yine terminal kullanımının belli meşakkatli kısımlarını ortadan kaldırmak ve belli daha önceden yapamadığımız yarı interaktif veya işte belli durumlarda Jupyter gibi şeyleri size sağlayabilmek için. Burada baktığınız zaman birden fazla sunucu ailesi var. Mercanlar var, levrekler var, sardalyalar var. Bunların hepsi balık.
dikkat ettiğiniz üzere. Bu makineler farklı özelliklere sahipler. Sağ tarafta gördüğünüz Barbon CUDA ve Akya CUDA üzerinde GPU kartları var. Ortaya doğru gördüğünüz SMP tek bir makineden oluşuyor ama 4 terabayt RAM'i ve 224 tane çekirdeği var. Levreklerin işte 256 GB RAM'i var. Mercanların RAM miktarı daha az. Farklı işlemcilere sahipler ve farklı işlerde, farklı durumlarda daha yüksek performans gösteriyorlar. Arkada da söylemeyi unuttum. Turbo ve Turbo Scratch dediğimiz 7,5 petabaytlık büyük depolama sistemimiz var. Peki, sistem güzel. Kullanmak istiyorsunuz. Nasıl bağlanabilirsiniz? Üyelik işlemlerinin tamamını Turbo Portal üzerinden gerçekleştiriyoruz artık. Portal.turbo.gov.tr adresinde burası. Ve E-Devlet bilgileriyle giriş yapıyorsunuz. E-Devlet kullanıcı adı, TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra veya e-imza ile giriş yaptıktan sonra bir kullanım politikası onaylamanızı bekliyoruz. Ve sizin kişisel bilgileriniz geliyor ve bir e-posta adresi girip o e-posta adresinizi doğrulamanızı bekliyoruz. Siz bu noktaya geldiğiniz zaman biz size ulaşabilir hale geliyoruz. Size ulaşabileceğimiz bir e-postamız oluyor. Bilgilerinizi kontrol edebilir hale geliyoruz. Ve 5 iş günü içerisinde kullanıcı adınızı ve parolanızı size ulaştırıyoruz. Peki, Turbo'ya kimler üye olabiliyor? Doktora ve üstü akademik seviyedeki bütün araştırmacılar, RDEF ve BAP projesi yürüten bütün araştırmacılar ve bu araştırmacıların öğrencileri Turbo'ya üye olabiliyor. Şu anda yoğunluğumuzdan dolayı maalesef yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin üyeliklerini kabul edemiyoruz. Bunun da ileride çözülmesini umuyoruz. Öyle söyleyelim. Turbo üyeliği ile ilgili sorulan bazı sıkça soruların cevaplarına gelelim. Normal Turbo üyeliği ve kullanımı ücretsizdir. Bütün araştırmacılar eşit şartlarda eşit şekilde kuyruklara iş gönderirler. Turbo'ya üye olduğunuzda 1 terabayt depolama alanı ve 420 bin işlemci saat hesaplama kaynağı sahibi olursunuz. Bu kaynakları bitirdiğinizde bize Turbo kullanarak ürettiğiniz çıktıları iletebilirseniz, makalenin kendisini istemiyoruz, üst verisi de yeterli. Biz sürenizi uzatıyoruz. Aslında durum tam olarak şu. Siz Turbo kullanarak yayın üretiyorsunuz. Biz de gidip diyoruz ki bakın bu kadar araştırmacı bizden bu kadar yayın üretti. Biz bunun devamının sağlanmasını istiyoruz. Ve size bu kaynağı ücretsiz şekilde sağlamaya devam edebiliyoruz. O yüzden çıkarttığınız yayınlarda bize teşekkür etmeniz ve bu yayınları bize iletmeniz kullanabilmeniz açısından oldukça büyük önem arz ediyor. Peki Turbo'ya üye oldunuz. 420 bin işlemci saatinizi aldınız. Neler yapabilirsiniz? Linux üzerinde çalışan ücretsiz ya da lisanslı araştırma uygulamalarınızı kullanabilirsiniz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi lisanslı araştırma uygulamalarının lisanslarına sahip olmanız beklenmekte. Ve bunları kendi ev dizinlerinize kurmanız beklenmekte. Eğer uygulamanız destekliyor ise kümedeki çoklu bilgisayar ve ağ yapısından faydalanarak OpenMPI, OpenMP, GPU ile çalışabiliyorsanız CUDA destekli işlerinizi çalıştırabilirsiniz. CUDA için iki ayrı kuyruğumuz var demiştik. Barbon CUDA ve Akya CUDA. Diğer bütün makinelerde OpenMPI ve OpenMP çalışabilirsiniz. Turbo'nun kuyruk iş uzunluğu 15 gün kadar. En uzun kuyruklarda 15 güne kadar kesintisiz iş çalıştırmanıza izin veriyoruz. Bu diğer kümelere göre oldukça uzun. Yurt dışında bu sürenin 3-4 günü geçtiği çok görülmez. Ama biz bunu 15 güne kadar veriyoruz. Peki 15 günden uzun çalışan bir işiniz var. Ne yapmanız lazım? Uygulamanızın kaldığı yerden devam edebilmeyi desteklemesi lazım. Paket uygulamaların çoğu bunu yapabiliyor. Eğer kendinizin geliştirdiğiniz bir uygulamanız varsa kaldığınız yerden devam etmeyi özelliğini eklemeniz gerekiyor bir şekilde. Devam edelim. Peki, Turbo'ya nasıl bağlanabilirsiniz? Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir OpenVPN sunucumuz var. Üniversite dışındaysanız, evinizdeyseniz, yurt dışında bir konferansa gittiyseniz, tabii 2021'de bunu yapabilecek miyiz bilmiyoruz. OpenVPN bağlanarak üniversite dışarısından bağlanabilirsiniz. Eğer üniversitedeyseniz, ofisinizdeyseniz üniversite içindeki, OpenVPN kullanmadan doğrudan Turbo sunucularına bağlanabilirsiniz. Her kullanıcı VPN hizmetinden yararlanabilir. Yani üniversitede çalışıyorum. Üniversitedeyken kaydoldum. VPN için bize başvurmanıza gerek yok.
Wiki'de ilgili sayfalar var. Bu slide'daki bu wiki linki ilgili sayfaya direkt gidiyor. Sunumu indirdikten sonra doğru sayfaya direkt gidebilirsiniz. Oradaki yönergeleri uygulayarak VPN hizmetinden yararlanıp dünyanın herhangi bir yerinden çalışmaya devam edebilirsiniz. Peki, VPN'den de bağlandınız, Truba'da nasıl çalışacaksınız? Truba'nın esas arayüzü SSH üzerinden bağlandığınız bir kullanıcı kabuğudur. Windows kullanıyorsanız PuTTY veya SecureCRT, Linux kullanıyorsanız SSH, Mac için de SSH'ı kullanabilirsiniz. Kullanıcı arayüzüne bağlantı kurabilirsiniz. Daha önce de birkaç kere bahsettiğim gibi bir Open On Demand arayüzü kurulumumuz var. Ama şu anda test aşamasında ve tüm özellikleri desteklemiyor. Tarayıcı kullanarak Open On Demand arayüzü üzerinden de Truba üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Buraya kadar olan aslında kısa birkaç soruyu alabiliriz. Çok önemli bir soru varsa bundan sonra işlerin gönderilmesi konusuna geçeceğiz çünkü. Hani kullanıcı üyeliğiyle vesaire ile ilgili kalan bir soru varsa akılda onları bence kısaca alabiliriz 2-3 dakika. Kullanıcı üyeliği ile ilgili bir sorumuz yok ama Fuat Bey'in şöyle bir sorusu var. Kaynak süresi dolmadan biz çıkardığımız yayınları size göndersek süremiz otomatik olarak uzar mı acaba diye. Aslında tamam. Yani doğrusunu söylemek gerekirse kaynağın yani ne kadar çıkartır ve ne kadar çabuk eklerseniz bizim sizin kaynaklarınızı uzatma şansımız o kadar kolaylaşıyor. Belki o anda otomatik olarak, çünkü bu işlemler elle yapılan işlemler, sürenizi uzatmasak bile süren bitti dediğinizde biz size çok daha kısa sürede sürenizi uzattık cevabı verme şansımız var. Aslında bunlar entegre edilemeyen yapılar değil Fuat Bey. Ama şöyle bir durum var. Mesela belirli araştırmacılar sadece tezleri süresince ya da belirli bir çalışma süresince Truba'yı kullanıyorlar ve daha sonra kullanım ihtiyaçları olmuyor. Dolayısıyla da bu otomatik devamlı olan, yani sizler gibi sürekli olarak, devamlı olarak çalışıp buradan bir yayın üreten ve akademik yayınlarının devamı olan bir araştırmacı buna ihtiyaç duyuyor. Truba'da açılan kullanıcı kodları, belki burada onu bildirmek gerekebilir. Kullanıcı kodları kişiye özel olduğu için silinmiyor ama askıya alınabiliyor çalışmaları bittiği için. Dolayısıyla kişinin oradaki hesaplama süresi de eğer Truba'yı bundan sonraki süreçte kullanmayacaksa hesabı askıya alınıyor ama uzatılmamış oluyor otomatik olarak. Kullandığımız işlemcilerin detay speklerini görebiliyor muyuz diye bir soru var. Aslında benzer biçimde Uğur Bey'in de saat hızı olarak en hızlı küme hangisidir diye bir sorusu var. Bunları wiki.truba.gov.tr adresinden doğrudan görebilirsiniz. Bütün altyapıda kullanılan kümeler, mimarileri neler olduğunu buradan alabilirsiniz. Sanırım böyle bir slide'ın yok değil mi Hakan? Yok, kaynaklarla ilgili bir slide yok. Yalnız ben işlemci hızıyla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birkaç araştırmacımızda da başımıza geldi. Bazı bilimsel uygulamalar belli işlemciler için çok ekstrem şekillerde optimize ediliyorlar. Yani el ile optimize dediğimiz noktaya kadar getirildikleri için o işlemcinin mimarisine çok bağımlı hale geliyorlar. Siz daha güncel, daha hızlı, teorik olarak daha fazla iş yapabilecek bir sunucuya, işlemciye o işi koyduğunuzda performans kazanmak yerine performans kaybedebiliyorsunuz. O yüzden her zaman en hızlı kümede çalışmak, en yüksek performanslı şekilde çalışmak olmuyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Sibel Hanım'ın bir sorusu var. Üyelik süresi var mı diye. Yani herhangi bir üyelik süremiz aslında yok. Araştırmacımız bir üniversiteyle bağlantısı olduğu sürece altyapımızdan faydalanabiliyor. İleride Windows işletim sistemi kullanımı sağlanabilir mi diye bir sorumuz var. Windows işletim sistemi desteklemeyi doğrusunu söylemek gerekirse şu anda çok düşünmüyoruz. Çünkü zaten araştırma çevrelerinde de küme şeklinde çalışan sistemlerin neredeyse %99'unda Linux çalışıyor. Windows'da daha çok görsel ve interaktif
uygulamalar çalışıyor ve biz onları zaten çok fazla destekleyemeyiz bu noktada. Şöyle yapılar var Gökhan Bey, çok büyük ihtiyaç duyulduğu noktada aslında bulut servisleri üzerinde, yani çok ihtiyacı olan araştırmacılarımız için, illa bir Windows işletim sistemi kullanmak isteyen araştırmacılarımız için cloud, bir federated cloud altyapısı işletiyoruz. Bu altyapı üzerinden verebiliyoruz ama bunun toplamda içerdiği kaynak kısıtlı ve aslında cloud üzerinden altyapıyı kullanmış oluyor ve normal HPC kaynaklarını değil, ona dedike olan kaynakları kullanıyor. Birbirinden farklı altyapılar diye düşünebilirsiniz. Farklı ID'lerle hesap açılabilir mi? Şayet tüm alternatifleri kullanan biri diye bir soru var. Yani biz kullanıcıya bir TC kimlik numarasına zaten bir kullanıcı açabiliyoruz. Tersi durum söz konusu değil. Evet. Truba şifresini portal üzerinden talep ettim ancak geri dönüş olmadı. Otomatik olarak şifre atanmıyor mu? Bunu zaten birkaç slide sonra konuşacaktık ama bu bize çok gelen sorulardan biri. Hayır, şifre sıfırlama parolalarınızı biz okuyor, elimizde şifrenizi değiştiriyor ve size geri gönderiyoruz. Bu sistem otomatik bir sistem değil. Çünkü portalla küme birbirlerinden farklı sistemler ve aralarında bir bağ yok. Bu nedenle bunu da bizim elle yapmamız gerekiyor. Otomatik bir süreç değil bu noktada. SSH Authentication Public Key ile şifresiz login seçeneği sağlanmıyor diye sorulmuş. Public keylerinizi kendiniz levrek 1'e transfer ederseniz SSH keylerinizle bağlanabilirsiniz. Şu anda o özelliğin açık olması gerekli. Erdem Bey, bunu kontrol edelim ama şifre, yani normalde şifreyle bağlanmanız daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Çünkü dışarıya açık bir sistem ama public key kullanımını da tekrar kontrol edelim. Ona da tekrar haberleşiriz sizinle. Derya Hanım, Truba için kullanıcı kılavuzu var mı? Simülasyon programları Gromex ve NAMD'yi direkt kurulumu yoksa bizim mi kurmamız gerekiyor diye bir sorusu var. Sanırım Hakan Bey gelecek ama wiki.truba.go.tr adresinde bizim bir kullanıcı el kitabımız var. Hesap alan bir kişinin bu el kitabını okumuş ve daha sonra bizim kaynaklarımızdan faydalanıyor olmasını bekliyoruz. Gromex ve NAMD'yi çok sıkla kurulan kullanımlar. Şu anda net var mı bilmiyorum ama Hakan Bey baktığında belki modüllere bakabilir. Hangi uygulamalar şu anda var diye, ama var diye biliyorum. Eğer sizin istediğiniz sürümü bulunmuyorsa da bunu kendiniz kullanıcı ev dizin içerisine de kurabilirsiniz. Bakalım. Birkaç soru var. Onur Bey bunu sanırım cevaplayacak. Live olarak göstermiş. Yüksek lisans öğrencileri herhangi bir projede araştırmacı ise kullanım izni çıkıyor mu Hakan Bey? Benzer biçimde lisans üstü için kullanım bizlerin test projeleri için önemli. Ne zaman onaylanır? Bir başka soru yine benzer biçimde. Yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin kayıtları şu an alınamıyor ve doktora üstü olan akademisyenler katılabiliyor. Peki doktora öğrencileri için durum nedir demiş. Doktora öğrencileri şu anda kayıt olabiliyorlar. Doktora öğrencileri için herhangi bir kısıt bulunmuyor. Proje, RDF ve BAP projelerinde gelen her türlü öğrenciyi şu anda kabul ediyoruz. Onunla ilgili herhangi bir kısıt yok. Tez gibi veya belli bir projeyle ilgili belli durumlar ortaya çıktığında bunun içeride görüşülmesi gerekiyor. Bunları durum durum kişi kişi inceliyoruz. Burada net açıklamak lazım. Evet. Bizim L sözleşmesi olan RDP BAP projeleri
zaten her türlü lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi bunları şey yapabiliyor, projeye ekleyebiliyor. Zaten saatleri, kullanım saatleri belirli. Bunun dışında bizde sözleşmesi olmayıp yürüyen, zaten zaman kısıtlı olan işte ARDEP projeleri olabiliyor. Buradaki şeylerin, kullanıcıların ilgili projede bursiyer olarak kayıtlı olmaları şartıyla veya ilgili projede yer almaları şartıyla resmi olarak gene altyapımıza kabul edebiliyoruz. Yani bu detayı şey yapmak lazım, ayırmak lazım. Ve yüksek lisans kullanımının biz gerçekten önemli olduğunu biliyoruz. Zaten o 2003'ten beri, yani kurulduğumuzdan beri bu şekilde çalışmamızın, yani yüksek lisans kullanımına da izin vermemizin temel sebebi buydu. Çünkü bugünün yüksek lisans öğrencisi, yani doktor öğrencisi sonrasında işte bir akademisyenimiz farklı bir yerde bir araştırmacımız olarak devam ediyor. Ancak gerçekten kaynak kısıtları nedeniyle kuyruk bekleme süreleri ciddi bir şekilde arttı ve bu kullanımı oldukça etkiliyor. Şu anda bir kaynak artırımı için şeydeyiz, ihale aşamasındayız. Bu kaynak artırımı sonrasında tekrar değerlendirilecek bu konu. Bu şeyden sonra yine benzer biçimde bir sorusu var bir araştırmacımızın. Bir üniversitede personel, başka bir üniversitede ise öğrenciyim. Tezimi tamamladıktan sonra öğrenciliğimin bittiği üniversitedeki edu.tr mail adresim inaktif olabilir. Mail adresimi çalıştığım üniversitedeki adresimle değiştirebilir miyim? Böyle bir durumda önceden çalıştığım dosyalar kaybolur mu? Kaldığım yerden devam edebilir miyim? Aslında e-posta adresini değiştirebilirsiniz. Sizin kurum değişikliğinizi biz Hakan Bey'in bahsettiği Portal Truba Go.tr'nin YokSIS entegrasyonu sayesinde o anda hangi üniversitede olduğunuzu, o anki lisans, yüksek lisans ya da doktora durumunuzun devam edip etmediğini aslında biz portaldan görebiliyoruz. Dolayısıyla kullanıcı kodunuz, üniversitenizi ve mail adresinden bağımsız olarak çalıştığınız araştırma kurumunun değişmesi durumunda da aynı hesabı kullanmaya devam ediyorsunuz. Dosyalarınızla ilgili herhangi bir değişiklik olmuyor. Bizde açılan kullanıcı kodları kişiye özel olup dediğimiz gibi ilgili kullanıcı kodlarını kişi akademik araştırmasını bıraksa da bir başka kişiye devretmiyoruz. Onu sadece hesabı askıya alıp kişiye özel saklamaya devam ediyoruz. Exe bir uygulama emülasyonla çalışabiliyor mu diye bir soru var Hakan. Yani Linux uygulamalarını, işte Windows uygulamaları Linux üzerinde çalışan katmanlar var ama bunların HPC sistemleri üzerinde kullanımı çok yok. Denemedik. Görmek lazım ama yani bir yararlı bir sonuç ortaya çıkacağını düşünmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü sonuçta bir emülasyon ve her zaman uygulamanın beklediği gibi davranmayabiliyor aradaki katman. O yüzden bilimsel uygulama gibi doğruluğu önemli bir uygulamayı öyle bir şey ara katman üzerinde çalıştırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir başka sorumuz, OpenVPN üzerinde Truba'ya bağlanırken username levrek bir ulak bimgol.tr olarak bağlantıda sıkıntı yaşarken username at 172.16.7.1 şeklinde bağlantı sağlayabiliyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Teşekkürler. Levrek bir arayüzünün birden fazla IP adresi ve birden fazla dışarıya bağlantısı var. Levrek bir ulak bim go.tr dediğiniz zaman başka bir dış bağlantısının IP'sini aldığınız için oradan gitmeye çalışıyor olabilirsiniz. Oraya da ulaşımınız olmadığı için bağlanamıyor olabilirsiniz. O yüzden 172.16.7.1'i kullanmaya devam etmeniz VPN üzerinden bağlantınızın sağlığı ve sizin daha rahat bağlanmanız açısından daha doğru olacaktır. Aslında OpenVPN'in yapısı gereği OpenVPN çalıştırdığınız ya da OpenVPN veya türevi çalıştırdığınız bir bilgisayar üzerinde size karşıdaki bilgisayara bağlanabilmeniz için bir ayar dosyası veriyoruz ve bu ayar dosyası üzerinde de sizin bilgisayarınız üzerinde karşılıklı konuşabilmeleri için ayrı bir network bacağı oluşturuyor ve bu bacak doğrudan 172.16.7.1'e gidiyor.
gidebiliyor. Ama Levrek 1 ULAK BIMGOV.tr temel olarak dışarıdaki IP'leri açık olmayıp kampüs içerisindeki IP'leri açıktır. Dolayısıyla siz evinizden Levrek 1 ULAK BIMGOV.tr diye bağlanmak istediğinizde buraya doğrudan erişim sağlayamamaktasınız. Ama OpenVPN üzerinde size tanımlanan tünel üzerinden doğrudan 172.16 bacağı ile konuşabilmektesiniz. Truba'da yüklü programların mesela R programı gibi sürümlerinin güncellenmesi mümkün mü? Sürümleri güncellemek mümkün ama biz uygulamalar konusunda uzman olmadığımız için biz bu uygulamaları derlerken veya kurarken standart haliyle kuruyoruz. Bütün çok kullanılan araştırma programları ve R özelinde de konuşursak birçok eklenti, birçok özelleştirme gerekebiliyor araştırmacılar tarafından. Biz de bu uygulamalarda uzman olmadığımız için bütün ihtiyaçları karşılama şansımız olmuyor. O yüzden temel bir versiyonu kuruyor ve araştırmacıların kullanımına sunuyoruz. Eğer daha yeni bir versiyona, daha özelleştirilmiş bir sürüme ihtiyacınız varsa bunu kendi ev dizininize kurmanız gerekiyor. Truba ile özel takıldığınız teknik bir problem olduğu zaman, bir derleyiciye ulaşamadığınızda veya Truba ile ilgili bir problem yaşadığınızda yardımcı olmaya çalışıyoruz kurulum süreçlerinde. Ama uygulamaların uzmanı olmadığımız için sizin her araştırmacının ihtiyacını karşılayabilecek şekilde kurma şansımız maalesef her zaman olmayabiliyor. Ama yine de ekip olarak gelen her türlü kurulum konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz sizlere, Hakan Bey'in belirttiği üzere. Semra Hanım'ın kuyruklar arası geçiş yapabiliyor muyuz diye bir sorusu var. Normalde her türlü kuyruğa işlerinizi gönderebiliyorsunuz Semra Hanım. Ama işiniz çalışmaya başladıktan sonra onu bir kuyruktan alıp diğerine vermek sizin yapabileceğiniz bir şey olmuyor. Geçiş yapılamıyor oluyor çalışmaya başladıktan sonra. Bir başka soru, aynı küme üzerinde çalıştırılan benzer işlerin çalışma süreleri arasında bazen farklar olabiliyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Teşekkür ederim. Erol Bey'in sorusu. Bu soru da aslında çok gelen bir soru. Şimdi kuyruk yöneticisi işlerinizi bir şekilde makinalara dağıtıyor. Ama bu makinaların üzerindeki yük her zaman eşit olmayabiliyor. Yani 4 tane sunucuya dağıttığınız bir işte bir sunucunun üzerinde %20, %50 yük varken öbürünün üzerinde işte diske veya hafızaya çok daha fazla ihtiyaç duyan veya çok daha fazla oraları kullanan bir uygulama olduğunda diğer uygulamanızı ister istemez belli bir miktar o kopyayı yavaşlatıyor. Sonuçta makineler üzerinde sizin işiniz dışında çalışan başka işler olduğu için ve siz kaynakları bu işlerle paylaştığınız için her zaman her makineden aynı homojen performansı elde edemeyebiliyorsunuz. Kaynak yöneticisinin zaten bu şeyi nasıl yaptığı ile ilgili biraz daha ileride konuşacağız. Ama sonuçta bu kümenin yoğunluğuyla ve küme makinelerinin üzerinde çalışan işlerle alakalı bir konu. Aslında şöyle de söyleyebiliriz Erol Bey, birçok kümemizde kullanılan bellek miktarı kısıtlanmakla birlikte bu etkiyi görmeyebiliyoruz. Ama eğer aynı küme üzerinde çalıştırılan benzer işlerin süreler arasında fark oluyorsa çalışan nodda bir hardware probleminin olma ihtimali de yüksek oluyor. Yani aynı şekilde farklı nodlara gittiği ve bir nod üzerinde eğer bir problem varsa burada sorun yaşamış olabiliyorsunuz. Bu tip durumlarda eğer bize bildirim yaparsanız birlikte inceleyebiliriz işlerinizi. Yüksek lisans öğrencisi olarak kullandığım üyelik artık çalışmıyor. OpenVPN ile bağlanamıyorum. Önceden kullanım hakkı olan yüksek lisans öğrencilerinin kullanıcı hakları kaldırıldı mı? Ferit Bey, kaldırılmadı. Bu konuda Gritre Tekniğe bir mesaj atabilirsiniz. Sizinle birlikte inceleyebiliriz. İstersen devam edelim Hakan, evet. Çünkü soruları bir de soru cevap kısmımız var, zaman ilerliyor, senin sunumunu bitirelim sonraki kısımda alalım. Tamam, şimdi üye olduk, giriş yaptık, peki Truba'da nasıl çalışacağız? Truba'da en çok biraz önce de duyduğumuz gibi kuyruklarda belli bir bekleme süresi oluyor.
Bu bekleme süresini minimuma indirmenin belli yolları var. Öncelikle işinizin ne kadar çekirdek ve belleğe ihtiyacı olduğunu doğru şekilde belirlemeniz gerekiyor. Ve işinizin aşağı yukarı ne kadar süreceğiyle ilgili bir tahmininizin olması gerekiyor. Ve işinizin küme üzerinde nasıl bir geometriyle çalışacağını, kaç sunucu, kaç çekirdek, çalıştığınız çekirdeklerdeki hyperthreading'i kullanıp kullanmayacağınız veya GPU kullanıp kullanmayacağınızı bilmeniz ve belirtmeniz gerekiyor. Peki bunu kime belirtiyoruz? Sormadığında bir kaynak ve kuyruk yöneticimiz var. İhtiyaçlarınızı Sulurm'a iletiyorsunuz. Sulurm da sizin ihtiyaçlarınıza göre işlerinizi planlıyor. Peki Sulurm bunu nasıl yapıyor? Sulurm elindeki işlere bakıyor. İstenilen kaynaklara göre kendi kümeyi en efektif kullanacak şekilde bir plan hazırlıyor ileriye doğru. Sonra eğer arada boşluklar kalırsa bu boşluklara da ileriden işler sığdırmaya çalışıyor. Bu nedenle işinizle ilgili kaynak ihtiyaçlarını ne kadar doğru verirseniz Sulurm size o kadar kısa sürede yardımcı olabiliyor. Peki Sulurm'a neleri söylüyoruz? İşinizi hangi kuyruğa göndereceğinizi söylüyoruz. Hangi hesap ile göndereceğimizi söylüyoruz. Bu genelde sizin kullanıcı adınız oluyor. İşinizin kuyruk yöneticisinde görünecek adını söylüyorsunuz. Bu sizin açınızdan yararlı. Ya hangi makale için hangi işi göndermiştim, bu kaçıncı randı gibi soruların cevaplarını sormamanız için işinize bir etiket vermenizde fayda var. Kaç tane sunucu üzerinde işinizi çalıştırmak istediğiniz ve her sunucu üzerinde kullanmak istediğiniz çekirdek sayısını belirtiyorsunuz. Bunları kısaca görelim. Şöyle yapalım. Terminalimi görebiliyor musunuz şu anda? Şu an görünüyor Hakan. Biraz daha büyütebiliriz belki. Tamam, şöyle yapacağız o zaman. Şu anda nasıl? Şu anda güzel. Şöyle yapalım. Yani takip edelim. Farklı bir görüş olursa tekrar büyütürüz. Görünebiliyoruz, evet. Tamam. Şimdi önce... Açıkmış zaten. Devrek 1'e bağlandık. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Şurada seminer demomuz var. Şimdi işimizi göndermek için bir Sulurm dosyası yazmamız gerekiyor. Ben ufak bir örnek iş dosyası hazırlamıştım. Şimdi içerisinde neler var? Ona bakalım. Normalde Sulurm dosyaları normal 5 betikleri. Bu şekilde betik olmasının sebebi Sulurm'un ilgili ayarları okuduktan sonra, burada S5 ile gördüğünüz belli bloklar var, anlatacağız şimdi. Geri kalan kısmın betik gibi çalıştırılıyor olması. Buradaki betiğimiz çok basit. İşin çalıştığı sunucunun adı, ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği ile ilgili 2-3 satır bize bilgi verip çıkacak. Biz işimizi debug kuyruğuna göndereceğiz. Çünkü çok kısa bir kuyruk. 15 dakika çalışma süresi var. Ama önceliği çok yüksek. Ufak işler gönderdiğimizde, işlerimizi test etmek istediğimizde kullanabileceğimiz, bu demo içinde kullanabileceğimiz bir kuyruk. Dediğimiz gibi -p partition kuyruk adı debug olacak. Büyük ne? Bir, tek bir sunucu kullanacağız. Burada ben iki tane thread istedim. Çünkü tek çekirdek isteyen işleri sadece single kuyruğuna gönderebiliyoruz. Single tek çekirdekli işler için özel bir kuyruğumuz var. Oraya gönderiyoruz bir tek. Debug kuyruğuna gönderebilmek için iki çekirdek istiyoruz. İşin tek bir kopyası çalışacak. Sadece bir tane çalıştıracağız. Ve thread 1 diyerek hyperthreading kullanmak istemediğimizi belirtiyoruz. Dosyamızdan çıkalım. İşimizi göndermek için S5 komutunu kullanıyoruz. Dosya adını veriyoruz. Bize bir iş numarası verdi ve işini gönderdim dedi. SQ komutuyla ne durumda olduğuna bakıyoruz. İşimiz şu anda
Var bunun 51'e gitmiş ve çalışıyor. Bu iş 60 saniye kadar sürecek. Eğer işinizi yanlış gönderdiğinizi düşünüyorsanız cancel komutu ile iş numarasını verip çalışan işinizi öldürebilir, çalışmamış işinizi kuyruktan çıkartabilirsiniz. Biz böyle bir şey yapmayalım. İşimiz ne durumda ona bakalım. İşimizin bitmesine henüz 30 saniye var. Burada bir out dosyası oluştu. İşimiz çalışır çalışmaz. İçerisine bir bakalım. Çalışma saati var, bitiş saati yok çünkü aradaki sleep de bekliyor. İşinizin ekrana çıkarttığı, ekrana yazdığı ne varsa sunum-işnumarası.out dosyasıyla ev dizininize yazılıyor. İşimiz bitti mi bakalım. Bitmek üzere ve bitti. Şöyle bakalım. Şöyle yapıp kaldıralım ortadan. Evet. İşin çalıştığı sunucu Barbon 51 yönetim. İşin başladığı saat 14.34. İşin bittiği saat 14.35. Temel bir iş Turbo'da bu şekilde çalıştırılıyor. Eğer kullanmak istediğiniz bir uygulama varsa bu BTIC dosyası içinde uygulamanızı gerekli dosyalarla, gerekli parametrelerle çağırmanız gerekiyor. Daha fazla detaylı bilgi Wiki'de var. Araştırmacıların bugün sizden gelen en büyük sorulardan biri Turbo'da hangi uygulamalar kurulu? Ona da bakalım hazır bağlanmışken. Modül sistemi kullanıyoruz Turbo'da ve modül available'ın avail ile beraber ne var ne yok bakabiliyoruz. Şöyle bir nesneyi daha okunabilir hale getirelim. Turbo'nun barındırdığı belli kütüphaneler var. Burada CUDA kütüphanelerini görüyorsunuz. LAPACK, OpenMPI, ScalaPACK. Bir saniye. Niye böyle? Şöyle yapacağız. Pardon. Olmadı. Peki. Şöyle yaparız biz de. Şöyle yaparsak. Görebiliriz. Evet. Şuradan başlayalım. CentOS 6 uygulamalarını şu anda kullanmıyoruz. Bütün kümede CentOS 7 kurulu. Uygulamalarda baktığınız zaman Abinit, CP2K, Espresso, Games, Gromax, LAMPS ve MATLAB, NAMPS, OpenFOAM gibi uygulamalar kurulu. Bu uygulamalardan MATLAB'ın lisansını kendiniz getirmeniz gerekli kullanmak istiyorsanız. Kendi ev dizinize de MATLAB kurabilirsiniz. Burada her uygulamanın belli versiyonları var. İşte Gromax 5.1.4 Intel MPI var. Gromax 5.1.4 OpenMPI var. CUDA ile derlenmiş bazı versiyonları var. AMD için optimize edilmiş bazı LAMPS versiyonları var. Buradan tüm listeyi görebilirsiniz. Belli compilerlarımız var. Intel'in 2016'dan 2019'a kadar olan compilerları var. 2013'te var. Burada kütüphanelerde ACML, CUDA, LAPACK, OpenMPI gibi kütüphaneler var. Bu kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Bunları olabildiğince, elimizden geldiğince herkesin içine yarayacak şekilde güncel tutmaya çalışıyoruz. Ama buradaki uygulamalar, buradaki derlenme biçimleri işinize yaramıyorsa kendi ev dizinizi kurmanızı bekliyoruz. Feyza Hanım'ın da belirttiği gibi, benim de belirttiğim gibi elimizden geldiğince bunları derlemenizde, projenizin başarıya ulaşmasında elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sunumumuza geri dönelim. Bu bağlantıyı açık bırakalım. İleride soru gelirse buradan devam ederiz. Turbo'da olan uygulamalardan bahsettik. Modül sisteminden bahsettik. Buradaki bağlantı Turbo Wiki'de yine ilgili sayfaya gidiyor. O yüzden sunumu indirip bu linke tıklarsanız bu slide'da bahsedilen bilgilerle ilgili doğru sayfaya yönlenebilirsiniz. Turbo'da her şey güzel. Çalışabiliyoruz, yapabiliyoruz. Peki yapmamamız gerekenler neler? Öncelikle kullanıcı arayüzünde lütfen işlerinizi denemeyin. Lütfen işlerinizi çalıştırın.
Bunun iki sebebi var. Birincisi, normal bir sunucuda iş çalıştırdığınız için zaten yüksek performans elde etmeniz mümkün değil. Diğer yandan kullanıcı arayüzünde diğer kullanıcılar kendi işlerini yürütmeye çalıştıkları, işlerinin durumlarını kontrol etmeye çalıştıkları veya derleme yapmaya çalıştıkları için onların elindeki kaynakları ciddi şekilde sınırlamış oluyorsunuz. Böylece bütün kullanıcılar çalışamaz hale geliyorlar. O yüzden lütfen kullanıcı arayüzünde iş çalıştırmayın. GPU kullanmayan işleri GPU destekli kümelere, GPU destekli sunuculara lütfen göndermeyin. GPU kaynaklarımız sınırlı, çok yoğun kullanılan kaynaklar ve GPU'ların efektif çalışabilmesi için belli sayıda arkalarında çekirdek gücü olması gerekiyor. O yüzden GPU destekli sunuculara GPU kullanmayan işlerinizi göndermeyin. Bazen sonlandırılmak zorunda kalabiliyorlar. Biz de istemiyoruz ama yapmayın. Çekirdek sayısını belirlerken gerekli belleği hesaplamamak yapılan sık hatalardan biri. Biz turbada kaynakların düzgün paylaşılabilmesi için memory komutlarını desteklemiyoruz sunumda. Eğer çekirdek başına gerekli çekirdek başına düşen bellek sizin ihtiyacınızı karşılamıyor ise çekirdek sayısını arttırmanız gerekiyor. Örneğin çekirdek başına 4 GB düşen bir sistemde siz 8 GB gerektiren tek çekirdekli bir iş çalıştıracaksanız bile çekirdek sayısını 2 istemeniz gerekli ki sizin uygulamanız 8 GB belleğe erişebilsin. Yoksa kaynak yöneticisi tarafından kaynak limitlerini aştığı gerekçesiyle işiniz sonlandırılır. İşle ilgili süre bilgisini hatalı belirtmenin iki türü var. Süreyi doğru belirtmezseniz işiniz bitmeden süreniz biteceği için işiniz sonlanabilir. Eğer işinizin süresini çok uzun belirtirseniz bu iş çok uzun sürecekmiş deyip işinizi hemen çalıştıramayabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca yakın, mümkün olduğunca doğru bir süre bilgisi belirtmek işinizin en kısa sürede çalışması ve kümeden maksimum verim alabilmeniz açısından size yardımcı olacaktır. Aynı şekilde iş geometrisini hatalı belirtmek de hem kümede fazla beklemenize ve eğer ihtiyacınızdan fazla kaynak istediyseniz de bu kaynakları kullanamamanıza bir performans avantajı elde edememenize sebep olacaktır. Bununla ilgili sorularınızı grid tekniğe gönderebilirsiniz. Elimizden gelen her türlü yardımı kümeyi efektif ve düzgün kullanabilmeniz için olabildiğince performanslı kullanabilmeniz için elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Hazırız. Bunları konuştuk. Tekrar hatırlatmak isteriz. Paralama yenileme isteklerinizi biz elle gerçekleştiriyoruz. O yüzden cevapları hemen gelmeyebilir. Paralama yenileme e-postalarınız istenmeyen e-posta dizinlerine düşebilir. Lütfen orayı da kontrol edin. Yazılımlarınızı geliştirirken ve ilk denemelerini yaparken lütfen kendi bilgisayarlarınızı kullanın. Turbo kuyruk temelli olduğu için hem yazılım geliştirmenin gerektirdiği hızlı yazılım döngüsünü sağlayamıyor, hem de diğer araştırmacılar açısından deneme işleri çok yararlı olmuyor. Aynı zamanda debug vesaire gibi konularda da küme ortamı çok uygun bir ortam değil. Debug kuyruğu var diyeceksiniz. İşinizin çalıştığından emin olduğunuz kendi bilgisayarınızda turbo üzerinde çalışan işinizin ayarlarını yapmak, geometrisini ayarlamak gibi denemelerinizi debug kuyruğunda yapabilirsiniz. Bu kuyruk onun için var. En son olarak daha fazla şey öğrenmek için her zaman Turbo Wiki'si var. Wikiturbo.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Sbatch, sq, scancel veya diğer sunum komutları ile ilgili detaylı bilgi almak için man komutunu kullanabilirsiniz. Turbo ile ilgili daha fazla sıkça sorulan soru ve daha teknik açıklamalar için Sefa Arslan 9 Ocak'ta bir seminer vermişti. Ona ulaşabilirsiniz. Hem video kaydı var hem slaytları var ilgili linkte. Ve diğer sorularınız için her zaman bize Grid Teknik'ten, GridTeknik.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Benim sunumum bu kadar. Vaktimiz de var sanırım biraz. O yüzden soruları almaya devam edebiliriz. Elimizden geldiği kadar. Evet, aslında sorular yine birikiyor Hakan. Normal şeyde de bir 10 dakikalara görünüyordu ama istersen bir 6 dakika 14.50'ye kadar bir ara verelim. Bir ihtiyaç molası olsun. Bir çay kahve alalım. Saat 14.50'de tekrar sorularımız biriktiği için sorularla birlikte konuşmaya devam edelim. Tamam, ben de şu slide'ı açık bırakayım o zaman diğer kaynaklarla ilgili. Tamam. O zaman bir 5 dakika sonra görüşüyoruz. Tamam. Saat 14.50'de.
Sanırım devam edebiliriz. Olur. Chat ekranından da bir takım sorular geliyor ama onları da cevaplamaya çalışacağız. Daha çok question and answer kısmında sormaya çalışırsanız oradan daha net görüyoruz. Öncelikle şunu cevaplayalım. Sakarya Esra Hanım sormuş. Sakarya Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyim. Mail gönderdim Turbo'ya hesap açmak için. Mail geldi. Mailde cevap bir link geldi ve bu link açılmıyor. Ne yapmam lazım? Eğer böyle bir durumunuz varsa grid tekniğe bir mesaj atarsanız tekrar kontrol edelim bağlantılarınızı Esra Hanım. Meryem Hanım'ın bir sorusu var. Fortran'da yazdığımız bir programı Linux ile uyumlu hale getirerek mi derlemek gerekiyor? Aslında bizim ortamımızda biz yani kullanacağınız, işi göndereceğiniz ortamda programınızı derlemeniz uyumlu olacaktır. Eğer program kodunuzu kullanıcı arayüz makinesine taşıyıp kendi oradaki Fortran derleyicisiyle derlerseniz uygun olacaktır. Sibel Hanım'ın bir sorusu var. Sistemde elektrik kesildiği zaman işlerimiz sonlandırılabiliyordu. Bu gibi bir durumda mail yoluyla haber vermeniz mümkün mü? Planlı tüm kesintileri biz Turbo olarak haber vermeye çalışıyoruz aslında. Ama beklenmeyen plansız kesintiler de olabiliyor. Bu durumlarda bizim de kesinti sırasında haberimiz olduğu için haber vermemiz mümkün olmuyor. Ama yine de sizinle interaktif olarak bizim bir kullanıcı duyuru listemiz var. Bu duyuru listesine portalla üye olmuş olan tüm kullanıcılarımızı da üye yapıyoruz. Çeşitli duyuruları Turbo kullanıcı üzerinden sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Oğuz Bey'in bir sorusu var. Terminalde esinfo yeni bir soru geldi. Esinfo komutu sonrasında state sütunu altında görünen down, drain, mix, allow ifadelerinin ne anlama geldiğini kısaca açıklayabilir misiniz? Ben açıklayayım kısaca. Eğer bir makina drain ediliyorsa, DRNG veya drain deniliyorsa bizim o makine üzerinde bir işlem yapmamız gerekiyordur ve makinenin işlerini bitirmesini bekliyoruzdur. Down olan makinenin bir problemi olduğu için şu anda hizmette değildir. Alok olan makinelerin üzerindeki bütün kaynaklar doludur. Üzerinde hiç boş yer yoktur kaynak olarak. Mix olan makinelerin üzerinde belli bir miktar kaynak dolu, belli bir miktar kaynak boştur. Bu kaynağın boş olmasının sebebi bir iş için kaynak toplanıyor olması olabilir. Sorun bir kaynak hazırlığında olabilir daha büyük bir iş için. Veya o anki iş şeyinde oraya sığdırılacak iş kalmamıştır elde. O yüzden o makineler olabildiğince fazla şekilde doldurulmuş ve küme olabildiğince yoğun şekilde çalıştırılıyordur. Idle makineler de bu şekilde. Bazen araştırmacılar soruyorlar 3 tane idle makine var niye biz bu makinelere iş gönderemiyoruz diye. Sorun bazı çok büyük işler için bazen kaynak toplamak ihtiyacı hissediyor. Bir makine, iki makine veya üç makine gerektiren bazı büyük işler gönderiyor kullanıcılar. O şey için ileriye dönük olarak planı dahilinde işi çalıştırabilmek için kaynak topluyor oluyor. O yüzden bazı makineler boş görünebiliyorlar ama o makineler belli bir süre sonra boş olmayacaklar. Evet. Farid Bey'in birkaç sorusu var. Ev dizininin sıfırlama süresi var mı? Pardon. Soruyu galiba soru cevaplanmış. O zaman şöyle devam edelim. Ev dizinlerinin belirli bir süresi yok. Bu ev dizininizde saklayabilirsiniz ama kullanabileceğiniz bir disk kotanız var. Bu disk kotanızı açtığınız durumda yaptığınız araştırmaların sonuçlarını kendi lokal diskinize indirmenizi bekliyoruz. Çünkü burada da sınırsız bir disk kaynağı yok.
Dolayısıyla herkesin kotasının el verdiği sürece bunları kullanmasını istiyoruz. Biz sizin ev dizinlerinizden herhangi bir şekilde dosya silme işlemi yapmıyoruz. Ama eğer siz kotanızı doldurduysanız zaman zaman sizin temizlemiş olmanızı bekliyoruz. Buse Hanım'ın bir başka sorusu var. Uygulamalara ayrılan kaynak kısıtlaması vardır. Çekirdek sayısı ve hafıza olarak teşekkürler demiş. Uygulamalar için belli bir kaynak sınırımız yok. Yani siz ne istersen, yani bir kullanıcı en fazla 128 çekirdeklik iş çalıştırabiliyor. Daha fazlasını isteyemiyor şu anda. Kuyrukta barındırabildiği iş sayısı da belli bir sayıyı geçemiyor. Yanlış hatırlamıyorsam o sayının 100 olması gerekli ama şu anda net aklımda değil. Toplamda bu kadar çekirdeği ve bu kadar iş kuyruğu slotundan fazlasını kullanmanız mümkün değil. Ama bunun dışında bu uygulamayı kullanıyorsanız şu kadar veya diğer uygulamayı kullanıyorsanız bu kadar izin veriyoruz gibi bir şey söz konusu değil. Ama daha önce de bahsettiğim gibi ne kadar kaynak kullanacağınızı doğru şekilde belirtirseniz İşinizi en kısa sürede ve en yüksek performansla çalıştırma şansınız olur. Bir başka soru derin öğrenme ile ilgili. Murat Bey'den gelmiş. Derin öğrenme yaparken kurulacak olan Python, TensorFlow, Keras gibi tüm yazılımları biz mi kuracağız? IPMB formatında hazırladığımız kaynak kodu nasıl çalıştıracağız? Teşekkürler. Keras, TensorFlow veya diğer yan tarafındaki Python kütüphaneleri ve diğer şeyler Anaconda ile ev dizininde kurulabiliyor. Bu şekilde çalışan kullanıcılarımız var. Bunları ev dizininize kurmanızı bekliyoruz. CUDA'nın son versiyonlarını çalıştırmanız için gerekli olan sürücü ve SDK gibi şeyleri zaten kümemizde barındırıyoruz. SDK'ları siz kendi ev dizininize kurabilirsiniz. Ama donanımımızın desteklediği en son CUDA versiyonunu çalıştırmakla ilgili sürücü güncellemelerini biz yapıyoruz. Hatta Akyalar'ınki yeni bitti. Akyalar şu anda CUDA 11'e kadar bütün CUDA versiyonlarını destekliyorlar. Onun dışında IPMB ile ilgili bir bilgim yok. Makine öğrenmesi çalışmadığım için teknik detaylara çok hakim değilim ama Makine üzerinde derlemeniz gereken bir şey varsa bunu makine üzerinde derleyebilirsiniz. Benzer bir soru aslında bunlarla ilgili olan Necip Bey'den gelmiş. GPU bulunan kuyruklar için KIDO sürücü versiyonlarının güncellenmesi konusunda destek sağlayabiliyor musunuz diye. Bunları zaten yapıyoruz şu anda. Evet, şu anda 455.32 var Akyan'ın üzerinde. Barbun sunucuları da 1-2 hafta içerisinde güncellenmeye başlayacaklar. Hepsini aynı anda güncellememiz mümkün değil. Daha önce bahsettiğim 15 günlük bir kuyruk süresi var. Makinaları azar azar kızağa çekerek teker teker güncelleyeceğiz. Kullanıcıların kaynak problemleri yaşamaması için. Evet. Sezgin Aydın'ın bir sorusu var. Sulum scriptlerini yazarken anahtarlar karıştırılabiliyor. Kullanıcı hesaplarının altına template kuyruk betikleri atılabilir mi diye. Aslında template olarak yani kuyruklar içerisinde değil ama uygulama bazında sulum scriptlerimiz mevcut olarak var. Software dizini altında bunlara erişmeniz mümkün. Template'ini dilerseniz bir mail atarsanız size gönderebiliriz nereden ulaşacağınıza doğrudan. İstersen terminalden de gösterebiliriz şimdi. Açık terminalimiz var. Olur. Görebiliyor musunuz? Henüz, evet şu anda görüyoruz. Scripts altında bu scriptlere erişmeniz mümkün. Şöyle örnek yapalım. Uygulama scriptlerine erişebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Evet, Truba Software Scripts altında bu şeyleri çeşitli uygulamalar için konulmuş hazır örnek sulum scriptlerine erişmeniz mümkün oluyor. Buradan ilgili betikleri kendi ev dizinize kopyalayıp üzerinde gerekli değişiklikleri yapıp işlerinizi gönderebilirsiniz.
Truva ile ilgili yaşadığınız uzun süre Hakan Bey de açık olarak bıraktı. Bütün Truva ekibinin dahil olduğu grid-teknik@ulakbim.gov.tr adresine mesaj atarak çeşitli sorularınızı sorabilirsiniz. Bu e-posta listi bir e-posta listesidir ve tüm Truva ekibi dahildir. Gerekli durumlarda sizlere gerekli bilgilendirmeler, yardımlar yapılacaktır. Hızlı olarak dönmeye çalışıyoruz. Gökhan Bey el kaldırıyor. Ona bir konuşma izni vermek istiyorum ben. Tabii. Gökhan Bey. Ama sanırım şu anda el kaldırmayı bitirdi. Başka sorusu olan varsa, görüş bildirmek ya da konuşmak isteyen araştırmacılarımız varsa onlarla konuşabiliriz. Bizim küçük bir anketimiz olacak. Bu ankete eğer cevap verebilirseniz seviniriz. Belki şimdi size bir anket göndermek istiyoruz aslında. Bu da Truva'daki çalışan araştırmacıların birbirleriyle iletişimini kolaylaştırmak için bir iletişim kanalı olsa mı, bir tartışma platformu kullansak mı gibi bir düşünce kapsamıyla hem sizlerin birbiriyle hem bizlerin sizlerle iletişimini sağlamak için cevaplarsanız seviniriz. Bir başka soru geldi. Truva sistemine yüklenmesini istediğimiz programları nasıl iletebiliriz? Mesela hesaplama kimya programı gibi. Aslında temelde araştırmacının kendi uygulamasını çok daha iyi bildiği ve daha iyi, bizden daha etkin kurabileceği düşüncesiyle sizin kullanıcı ev dizinize kurmanızı tercih ederiz. Ama takıldığınız durumlarda eğer grid-tekniğe e-mail atarsanız biz de yardımcı olmak isteriz. Evet, ankete doldurduğunuz için teşekkür ederiz. Bu arada bu seminerler devam edecek. Gelecek haftanın semineriyle ilgili olarak aslında size bir duyuru yapmak isteriz. Gelecek hafta yine aynı saatte cumartesi günü Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Onur Varol bize zararlı çevrim içi davranışları tespit etmek için makine öğrenmesi modellerini servis olarak paylaşmanın getirdiği avantajlar ve zorluklardan bahsedecek. Bunun da katılmayı bu seminere de katılmak isteyen araştırmacılarımız varsa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca 8-13 Şubat arasında EuroCC kapsamında bir kış okulu gerçekleştirilecek. Yine bu kış okulunun kayıtları da açılmış olup Indico sayfamızdan erişebilirsiniz. Yine chat ekranında arkadaşlar ilgili hem etkinlikleri hem de Indico'daki adreslerini paylaşmış durumdalar. Sunum dosyalarını Indico adresine koyuyoruz. Sunumlara buradan erişmeniz mümkün oluyor. Murat Karakaya'nın bir şeyi var. Hocam, mümkünse benzer alanlarda Truva'yı kullananları bir araya getirirsek daha verimli tecrübe aktarımı olabilir. Bunu geçmiş dönemlerde aslında oldukça yapıyorduk. Başarım konferanslarında bu sene maalesef online yapıldı. Genelde aynı araştırma alanlarında çalışan araştırmacıların bir araya gelmesi, kendi bilgilerini bir araya aktarabilmeleri için çeşitli oturumlar düzenleniyorduk ve oturumlar kapsamında gerçekten bilgi paylaşımının bizde önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten yaptığımız ankette aslında biraz buna yönelik. Eğer biz ki yüz yüze bir araya gelemiyorsak birlikte bilgi paylaşımını nasıl, nereden yapabiliriz önünü açmak istiyoruz aslında.
Levrek 1'e bağlantı sıkıntısının nedenleri ne olabilir, nasıl giderilebilir diye bir soru gelmiş. Aslında Levrek 1'e bağlantı sıkıntısı varsa bunu e-mail atabilirsiniz. Çünkü normalde herhangi bir bağlantı sıkıntısı olmuyorken client tarafında da bir problem olabiliyor ve bu problem sebebiyle erişilemeyebiliyor. Ya da kampüs dışındaysanız OpenVPN ile ilgili bir sorun olabiliyor. Eğer böyle bir sorun yaşarsanız bizi lütfen mail atmaktan çekinmeyin. İlgili mesajlara hızlıca cevap vermeye çalışıyoruz. Berat Haznedaroğlu'nun bir sorusu var. Oldukça yüklü yer kaplayan ve güncellenmesi gereken NCBI, BLAST ve benzeri biyolojik veri tabanlarının ortak alanları alınarak ilgili kullanıcılara erişim izni verilmesi mümkün müdür? Kullanıcı home dizinleri içerisinde gereksiz yer kaplayacaktır. Aslında bu tip çalışmalarımız var. Yani biyolojik veri tabanlarıyla ilgili değil belki ama mesela sismoloji tarafında tuttuğumuz var. Eğer sizin bu tip verilerin birden fazla araştırmacı tarafından kullanımı uygundur diye düşünüyorsanız ve bunlar bilimsel veri olduğu için bu veri tabanlarını işlemek, bu veri tabanlarından veri çekip işlemek de istiyorsanız bu verilerin altyapımıza aktarılması söz konusu olabilir. Bununla ilgili eğer özelden de mesaj atabilirseniz size gerekli desteği sağlarız. Evet, anketimize de büyük çoğunlukla bir tartışma platformunu kullanmak istiyoruz olarak çıktı. Umarım kısa sürede bu şekilde bir çalışma platformunu hepimizin paylaşacağı bir ortam halinde sunabiliriz. Bunun haricinde chat ekranında oldukça teşekkür var. Teşekkür ediyoruz Hakan. Hem sunumun için, hem seminerler için, hem de EuroCC projesi kapsamında böyle bir etkinliği gerçekleştirdiğimiz için biz de mutluyuz. Bu tür etkinliklerin daha fazla olması ve sizlerle daha çok bir araya gelebilmeyi biz de arzu ediyoruz. Ben de geldiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yararlı olabildiyse ne mutlu. Her türlü soru ve sorunda grid-teknik@ulak.bim.gov.tr adresine mail atmaktan çekinmeyin. Yeni başlayanlar olabilir, öğrencileriniz yeni başlıyor olabilir. Wikitruba.gov.tr adresinde yer alan kullanıcı el kitabını onlara önerebilirsiniz. Ve bu aşamada herhangi bir soru veya sorunlarda bizimle iletişim kurmalarını kendilerine bildirebilirsiniz. O zaman biz de sizlere teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi bu cumartesi gününde bizlere ayırdığınız için. Şu anda yeni bir sorumuz yok görünüyor. Oturumumuzu kapatabiliriz. Katılımınızdan dolayı sağ olun. Gerçekten yüksek katılımlı bir seminer oldu. Her türlü soru ve sorunda da bize ulaşmaktan çekinmeyin. Güzel. Görüşmek üzere. Soru gözüküyor ama sizde gözükmüyor sanırım. Bizde gözükmüyor soru şu anda. Hakan, sende gözüküyor mu? Bende açık bir soru görünmüyor Onur. Eğer açık bir soru varsa. 3 tane soru var sanırım. Bir soru değil, yorum mu? Okuyabiliriz. Hakan, görüyorsan cevaplarsan. Görüyorum. Soruyu okuyorum şu anda. Mac kullanıyorum. OpenVPN yerine TunnelBlack kullanıyorum. Truva'ya bağlanmak için kampüs içinden EDROM üzerinden direkt bağlanamıyorum. TunnelBlack'e bağlanmam gerekiyor. Bu şekilde kullanırken de serverda bulunduğum süre zarfında internete bağlantım kısıtlanıyor. Bununla ilgili bir bilginiz veya çözümünüz var mı? EDROM üzerinden eğer bize bağlanamıyorsanız bu üniversitenizin EDROM yönetimiyle alakalı bir konu genelde. Bazı EDROM kurulumları SSH bağlantılarının dışarıya çıkmasına izin vermiyor. Böyle bildiğim bir iki tane üniversite var. Eğer TunnelBlack'de OpenVPN bağlantısını açtığınızda internet erişiminiz kısıtlanıyorsa ayarın tam yerini hatırlamıyorum ancak şey demeniz gerekiyor. Sadece bu kaynak bu ağ üzerindeki kaynaklar için VPN'imi kullan. Şu anda bende TunnelBlack kurulu olmadığı için, şu anda da Mac bilgisayardan bağlanmadığım için ekranı tam olarak gösteremiyorum.
Ama bu ayarı seçtiğiniz zaman internete bağlantınızda bir problem olmayacaktır. Sadece levrek 1'e gelirken, turbaya gelirken VPN'i kullanacak. Diğer durumlarda da internete normal bağlantı üzerinden çıkmaya devam edebileceksiniz. Ben de bir soru görüyorum şu anda. Lisans üstü için kullanım bizlerin test projeleri için önemli. Ne zaman onaylanır diyor. Onur Bey aslında açıkladı. Biz de istiyoruz. Yakın zamanda bir kaynak artırım planımız var. Bu kaynak artırımı ile birlikte lisans üstünün kullanımı tekrar değerlendirilecektir. Umarım kısa süre içerisinde lisans üstü öğrencilerimizin de kullanması, yani master seviyesindeki öğrencilerimiz de kullanımını onaylamak isteriz. Ben Cihat Güleryüz'ün bir sorusunu görüyorum. Gromax ile ilgili benim de bir problemim oldu. Özel bir paket programı yükledim ve Gromax kütüphaneleri içerikli. Ancak bu kütüphaneler maalesef Turbo'daki Gromax ile eşleşmedi. Paketi yükleyemedim. Gromax özelinde benim bilgim yok. Gromax kullanmadım ya da derlemedim. Ancak bu tarz paket programlar veya sonradan eklentiler belli bir Gromax derlemesi veya belli bir versiyon isteyebiliyorlar. Böyle bir durumlarda bizim kurduğumuz versiyon veya bizim kullandığımız derleyici ile sizin kullandığınız derleyici uyum sağlayamayabiliyor. Bu nedenle paket programının istediği Gromax'ı kendi dizinizde derlemeniz veya kendi dizinizde kurmanız, üzerine ilgili paket programı eklemeniz gerekiyor. Bununla ilgili de süreç konusunda yardıma ihtiyacınız olursa grid-teknik.go.tr'den bize ulaşırsanız elimizden gelen en büyük yardımı göstermeye çalışırız. Ben başka soru göremiyorum şu anda. Ben de görmüyorum. Sizlerde var mı Onur? Sanırım sorular tamamlandı. Evet. Çok teşekkür ederiz katılımınız için tekrar. O zaman yeni bir soru yoksa oturumumuzu kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.